Sevgili dostlar merhaba yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Biraz FED tutanaklarından bahsedelim istiyorum bugün çünkü FED tutanakları ile ilgili net bir açıklama ne yazık ki hiçbir yerde bulamadım. Bu nedenle Olabildiğince yabancı kaynakları sizler için taradım. Yabancı kaynaklardan aldığım bilgileri derleyerek de neden bugün doların yükseldiğini sizlere izah etmeye çalışacağım ve doların daha nereye kadar gidebileceğini biraz konuşalım istiyorum. Sizlere dünkü videomda söylemiştim. Daha Fed tutanakları açıklanmamıştı. Fed tutanaklarının raporu açıklandıktan sonra büyük ihtimalle dolar 5.80 seviyelerini zorlar demiştim ve nitekim bugün 5.79 seviyesini gördük diğer taraftan yükseliş devam edecek gibi görünüyor ve büyük ihtimalle ya bugün ya pazartesi günü itibariyle 5.80-85 aralığındaki dolar kurunu göreceğiz. Bu seviyenin üzerinde tutunursa da yani bu seviyenin üzerine aşmayı başarırsa da dolar büyük ihtimalle çok kısa bir zaman içerisinde tekrar geldiğimiz o 6.20-25 seviyesine kadar yükselecek. Peki daha sonrasında ne olur? Daha sonrasını konuşmak için önce FED tutanaklarına biraz bakalım. Bunların ayrıntılarını bir incelemeye çalışalım sevgili dostlarım. Tekrar altın çizerek söylüyorum özellikle ekonomi basınında Bugün FED tutanaklarının ayrıntılarına yer verilmemişti. Çok yuvarlak bir şekilde geçiştirilmişti ve sanki yarın Jeremy Powell'ın faiz indirimiyle ilgili bir açıklama yapacağı ile ilgili bir hissiyat yaratılmaya çalışılıyor haberlerde. Bakın Jay Powell'ın yani Jeremy Powell'ın Trump'ın söylemlerine açıklamalarına paralel bir açıklama yapması bekleniyor. Oysa ki Jeremy Powell zaten Temmuz toplantısından hem hemen sonra yaptığı açıklamada bu süre gelen bir faiz indirimi olmayacak. Faiz indirimi döngüsüne girmedik. Parasal genişleme döngüsüne girmedik açıklamasını yapmıştı. Elbette koşullar gerektirirse faiz indirimi yaparız ama bu faiz indirimi o değil demişti. Yine de inatla, ısrarla, hırsla birileri Jeremy Powell'ın ve Merkez Bankası'nın bizdeki gibi direktiflerle faiz indireceği ve faiz döngüsüne gireceği beklentisi içerisine girmişlerdi. Ama ne Fed ne de Fed Başkanı Powell kimsenin güdümünde değil sevgili dostlarım. Genel para politikaları kurallarına göre hareket etmeye devam ediyorlar. Gelen verilere göre hareket etmeye devam ediyorlar. Daha önce de söylemiştim. Amerika'da işsizlik oranları son 50 yılın en düşük seviyesinde. Amerika'da enflasyon ufak ufak kıpırdamaya başlıyor. Yani her an yukarıya doğru hareket edebilir ki çekirdek enflasyon zaten son 17 ayın en yüksek seviyesinde görülmüştü. İnşaatla ilgili beklentiler, konut satışları, işsizlik başvurularına bakıldığı zaman da Amerika'daki verilerin gayet olumlu olduğunu hep birlikte görmüştük. Ve bunu ısrarla sizlere söylemeye devam etmiştim. Ve bunun sonrasında da FED bir faiz indirimine gitmeyecek Temmuz ayında gitse bile sembolik bir faiz indirimi yapacak. O da Trump'ı memnun etmek için diye sizlere ısrarla söylemiştim. Gelelim tutanaklara. Daha doğrusu tutanaklarla ilgili açıklanan rapora. Bakın benim söylediklerimle örtüşüyor mu örtüşmüyor mu kararı siz verin. Bunu çek etmek için size kaynak da vereyim sevgili dostlarım. Çünkü zaman zaman kaynaklarım soruluyor. Yurt dışındaki pek çok haber sitesine bakabilirsiniz. Özellikle size CNBC'yi önerebilirim. Evet CNBC'yi önere bilirim sevgili dostlarım. Yurt dışındaki CNBC'nin sayfasına girerseniz burada FED tutanaklarında neler söylendiğini çok ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz. Ha zaten çok ayrıntılı bir açıklama yapılmadı ama çok önemli ipuçları verildi sevgili dostlarım. Mesela kalibrasyondan bahsedildi. Mesela Trump'ın baskısından bahsedildi bu tutanaklarda. Bakın Türkiye'deki sitelerin hiçbirinde yok neredeyse bunlar. Artık üyelerin faiz indirimi konusunda çok da istekliği olmadığı konusundan bahsedildi. Sadece iki üyenin 50 bas puan konusunda ısrar ettiği diğer üyelerin ise faiz indirimi konusunda bile temkinli olduğundan bahsedildi bu tutanaklarda. Haberin içinde var görebilirsiniz. Şimdi neo kalibrasyon yani yeni tip kalibrasyon nedir? Yeni kalibrasyon nedir? Bundan biraz bahsedelim. Kalibrasyon yani ince ayar yapmak. Yeniden ince bir ayar yapmaktan bahsediyor Powell ve Fed. Ne demek bu sevgili dostlarım? Diyorlar ki Trump'ın baskıları, küresel ekonominin baskıları nedeniyle Amerika'daki verilerin iyi gelmesine rağmen küçük de olsa sembolik bir faiz indirimiyle kalibrasyon yaptık diyorlar. Yani ince ayar yaptık diyorlar. Bu ince ayar yeni faiz indirimlerini işaret etmiyor. Yani bir kurşun atışı değil bu. Biz bir süreci başlatmadık. Sadece bir ince ayar yaptık faizlerle ilgili. Bunun da altını özellikle çiziyoruz. Amerika'da verilerin iyi gelmesine rağmen Fed üyeleri yine de bir indirim yapalım, sembolik bir indirim yapalım kararı aldılar diyor Temmuz ayında. Ve bunun altında özellikle çiziyorlar bakın Trump'ın arka arkaya attığı tweetlerin baskısının da etkisi oldu diyorlar. Yani biz aslında Amerikan kamuoyunu rahatlatmak adına böyle bir indirim yaptık yoksa Amerika'daki veriler aslında bir faiz indirimini işaret etmiyordu. Jeremy Powell zaten Temmuz indirimi sonrasında açıklamasını yapmıştı. Jackson Hole'da çıkıp da Jeremy Powell arka arkaya çok büyük indirimler yapacağız Hatta Trump istediği için 100 bas puanlık bir indirim yapacağız demeyecek sevgili dostlarım. Büyük ihtimalle faiz indirimini işaret de etmeyecek. Ve yine sizlere altını çizerek söylüyorum. Büyük ihtimalle Powell Eylül ayında bir indirim haberi vermeyecek. Powell değil sadece bakın indirim yapılsın diye oy kullanan üyelerin pek çoğu da artık yeni faiz indirimlerinden yana değiller. FED bir faiz faiz indirimi sürecinde değil. Peki bu neyi işaret ediyor? Yani bir parasal genişleme olmayacak diyor Amerika ve Fed. Trump'a rağmen ve küresel gelişmelere rağmen. Çünkü Amerika'daki veriler olumlu olduğu için biz bir faiz indirimi yaparsak enflasyonu tetikleriz. Enflasyonu tetiklersek de tüm verilerimiz olumsuza döner demek istiyorlar. Aslında bu satır aralarını doğru okuyan piyasalar bugün tepkisini verdi. Hem dünyada hem Türkiye'de satışlar etkili oldu borsalarda. Yine hem dünyada hem Türkiye'de paralar değersizleşmeye başladı. Çünkü Amerika'nın parasal genişlemeye gitmeyeceği net bir şekilde görülmeye başlandı. Ben size bunu 3 ay önceden söylüyordum. 2 ay önce yine söyledim. 1 ay önce Fed daha kararını açıklamadan önce de söyledim sevgili dostlarım. Ne dedim? Fed bir faiz indirimine gitmeyecek. Gitse bile sembolik bir indirim yapacak ki tutanaklara baktığınızda zaten bunu söylüyor. Kalibrasyon yaptık. Küçük ve ince bir ayar yaptık. Bundan sonra yeni faiz indirimleriyle ilgili bir süreci başlatmadık diye açık açık söylüyorlar. Ama bizimkiler hala ısrarlı bir şekilde haberlerde yeni faiz indirimleri gelecek diye bu balonu şişirmeye çalışıyor. Hayır, bu balon şişmeyecek. Çünkü Amerika şu anda yeni bir krize hazır değil. Diğer taraftan yapılan anket araştırmalarına göre dünyada belki resesyon sinyali var ama Amerika'da resesyon sinyali yok diyor. Bakın biz haberleri nasıl okuyoruz? Ekonomistlerin %40'ı işte 2021 senesinde Amerika'da bir resesyon çıkabilir dedi. Bunu alıyoruz ve şöyle yorumluyoruz. Ha demek ki ekonomistlerin %40 resesyon ihtimalinden bahsediyorsa 2021 yılında Amerika'da bir resesyon çıkacak. Öte yandan aslında okunması gereken şey ise şu. Ekonomistlerin %60'ı Amerika'da bir resesyon beklemiyor. E dolayısıyla bir parasal genişleme ihtimali de her geçen gün azalıyor. Sevgili dostlarım, resesyon ihtimali azaldığına göre, Amerika'daki veriler iyi gelmeye devam ettiğine göre, Amerika'nın faiz indirmesini beklemek hayalperestlikten başka bir şey değil sevgili dostlarım. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Geçen indirimde şunu söylemiştim sizlere ya hiçbir indirim olmayacak ya da küçük 25 baz puanlık sembolik bir indirim olacak demiştim. Bu kez de şunu söylüyorum. Yarın Powell zaten bunun sinyalini verecek ve pandomine kopacak. Eylül ayı itibariyle hiçbir indirim olmayacak. Yani sembolik bir indirim de gelmeyecek. Öyle 25 bas puanlık falan bir indirim de beklemeyin Fed'den. Ha bizdeki indirim gerçekleşecek. Onu söyleyeyim sizlere. Bizde en az 300 bas puanlık bir indirim daha yapılacak büyük ihtimalle. İşte tüm bu beklentilerle ve bu gelişmelerle birlikte dolar kademe kademe yükselmeye devam edecek. Önce 6 seviyeleri zorlanacak. Görüyorsunuz 5.80 demiştim sizlere daha dün ve bugün 5.80 seviyesini gördük neredeyse. 5.80-5.85 aralığında belki biraz yıldırma operasyonu olabilir. Hafif dolar geriye çekilebilir ama tekrar yukarıya doğru hareket edecek. 5.95 kırıldıktan sonra 6.25 seviyesine Dikkat çekiyorum sevgili dostlarım. 6.25'in kırılması durumunda da 6.80 seviyesini göreceğiz. Ne kadar zaman içerisinde? Çok kısa bir zaman içerisinde. 1-1.5 bir, bir ay içerisinde biz tekrar o zirve noktası olan 7.20'lere kadar çıkacağız sevgili dostlar. Daha sonrasında da Merkez Bankası'nın faiz indirmesiyle, Fed'in açıklamalarıyla, uluslararası piyasalardan gelecek olumsuz haberlerle, CDS rakamlarının yükselmesiyle, kısa vadeli borçların döndürülmesinin zorlanmasıyla, iç piyasada dolara yüklenilmesiyle birlikte Evet dolara yüklenilmesiyle birlikte sevgili dostlarım biz 7.20 seviyesinde kıracağız ve bu yılın sonuna kadar 10-12 bandına yerleşmiş bir dolar kuru göreceğiz. Ha bu arada IMF ile arka planda yapılan görüşmelerinde etkisi olacak. Çünkü IMF de 10-12 bandında bir dolar kuru beklentisi içerisinde. Yarın saat 5 gibi Jackson Hole'da Powell'ın konuşması var sevgili dostlarım. Türkiye saatiyle saat 5 gibi daha borsa kapanmamış olacak. Paul'un açıklamaları doğru yorumlanırsa kısa vadede o 1,5 saatlik dilimde, bir 1,5 saatlik dilimde hem borsada hem BIST'te satış baskısı gelmeye başladığını göreceksiniz. Zaten şu anda da satış baskısı var sevgili dostlarım. Diğer taraftan da yine o 1 saat, 1,5 saat içerisinde başlayan dolardaki sert hareketleri göreceğiz ve ardından da kapanışa kadar devam eden süreçte Dolar kademe kademe yükselecek ve büyük ihtimalle 5.80-85 aralığında kırma ihtimali var. Eğer ki o seviyeyi de kırarsa biz pazartesi gününe 5.90-95 aralığından girebiliriz sevgili dostlarım ve bunun sonrasında da 6 seviyesi çok hızlı bir şekilde kırılarak 6.25 seviyelerine kadar dolar kurunun gittiğine tanık olabiliriz. Tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi değil sizlere. Ama söylediklerimizin kademe kademe çıktığını da hepiniz görüyorsunuz ve söylediklerimize hepiniz tanık oluyorsunuz. Evet bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olana kadar hoşça kalın mutlu kalın kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Dostlarınıza mutlaka videomuzu paylaşın eğer ki beğendiyseniz ve tabii ki kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşça kalın mutlu kalın.